Onu bir daha karşımda görürsem ne yaparım diye. Ne yapacağımı bilmiyordum. Ama ne yapmayacağımı çok iyi biliyordum. Onun nasıl bir adam olduğunu asla unutmayacaktım. Unutmak istedim. Aptallığıma dövmeyeyim. 2,5 dakika falan. 2,5 dakika içinde neredeyse her şeyi unutup... Her şeyi unutup... Ne yaptın? Onu çok eğlendirdim. Oyunda sadece birkaç saniye daha devam etseydi şu an bebeğimizin varlığını biliyor olacaktı. Her şeye rağmen o kadar muhtaçmışım ki ondan bunları duymaya. Kendime bile itiraf edememişim bunca zaman. Bu kadar hazırmışım ki inanmaya. Belki aptallık, belki hormonlar, mormonlar falan. Böyle anlamsız, saçma sapan bir... Yapma. Bunu kendine, bebeğine yapma. İzin ver Gülür'ü. Bana izin ver. Üçümüz için. Sizi mutlu etmem için. Cihan. Aile olmak için izin ver. Cihan, eğer beni gerçekten mutlu etmek istiyorsan lütfen evine dön. Lütfen bak bana. Bak, bak bir gözümün içine bak. Ben gerçekten gideceğim. Ve sen yanımda olmayacaksın. Olamazsın. Olmamalısın. Senin artık yeni bir yaşam şansın var. Yeni bir hayat şansın var senin. İyileştin. Baksana haline. Bak, bir kendine bak, bak. Bak. Dimdik, sapasağlam bir adam duruyor karşında. Her zaman benden çok daha iyisini hak ettin sen. Seni gerçekten aşkla seven birisini. Sen beni nasıl seviyorsan seni öyle seven birisini hak ettin. Ben sevilmek ne demek senin sayende biliyorum. Gerçek, saf, böyle kocaman bir sevgiyle sevilmek ne demek senin sayende öğrendim ben. Ve senin için de o sevgiyi diliyorum. Böyle sevilmeyi senden öğrenmişken sana bunu yapamam. Seni tekrar bana mahkum edemem. Hak ettiğin, bir gün gerçekten sahip olabileceğin mutluluğu senden alamam. Yapamam bunu. Tıpkı Gülfem gibi konuştun. Bence en kötüsü de bu. İyi günler. Cihan. Cihan. Neyse canım, çıkar birazdan. Günaydın. 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 Nasılsın? İyiyim. Ah, ne kadar güzel bir kahvaltı. Birazdan geliyorum. İyi. Günaydın Cahide Hanım. Günaydın. Günaydın. Şeref konuğumuz da geldiğine göre masaya geçebiliriz anne. Misafirperverliğinle gözlerimi yaşartıyor. İnan bana boşa değil Şevket. Boşa değil.
Yani Cahide Hanım eğer U dönüşü yapıyorsa gerçekten boşa değildir yani. Daha düne kadar oğlunu kapıp götürdü diye lanet ettiğin Amerikalı güzeli böyle bağrına basıyorsan... ...bunun altında ince ince, ilmek ilmek işlenen bir iğne oyası vardır mutlaka. Denize düşen yılana sarılır Şevket. Konuşmak istediğin başka doktor kaldı mı Nilfem? Hı? Mücadele etmeye devam edecek misin? Dünyadaki bütün doktorları tek tek arayıp konuşacak mısın? Hayır. Kardeşim ölüyor. Bilmek istediğin eğer buysa... ...ben bu gerçekle yüzleştim. Ben bu gerçeğe teslim oldum. Şimdi Cihan için ne yapabileceğini düşünmelisin lütfen. Biliyorum. Ben ne yapacağımı biliyorum. Cihan. Cihan iyi misin? Neyse canım. Banyoda işte ne olacak? Banyo yapıyor. Cihan. Cihan ses verir misin? Ya düştüyse? Ya tansiyonu çıktıysa? Ya kafasına vurduysa? Üstümüze paralansın Duygu Hanım. Vay. Eski dosta bonkör bey değil mi Mert? Sizin üzerinizde paralansın Mert Bey. Hayvan. Tamam beklettim ama biraz abartmadın mı? Deli. Nasıl dalmışım? Hangi hayvana daldın diye sormayacağım. Ne yapsam o kadının yanındaki o şebelek hali gözümün önünden gitmiyor. Konuşmayacak mısın Mert'le? Üf, ne konuşması gürü ya. Bir daha karşıma çıkmasın yeter. Üf, aman neyse boş ver. Sen ne yapıyorsun anlat bakalım. Hala aynı butikte misin? Son konuşmamızdan sonra iki iş daha değiştirdim. Şu an işsizim. Ne tesadüf. Ben de maddi manevi çökmüş durumdayım. İş görüşmesine giderken kuyruğu tik tutacağım diye tüketici haklarından faydalanırken sınıf atlamış yarı ünlü eski sevgilime yakalanıyorum. Dipteyim. Yarı ünlü oldu değil mi o? Tamam yine de arttırıyorum. Son 3 ay içinde 5 iş değiştirdim ve hala boşanamadım. Daha ne olabilir ki derken hayat sürekli daha fazlasını çıkarıyor karşıma. Dibin dibindeyim yani. Ya Cihan'ın mahalleye taşınmasına hala inanamadım görüyor ya. Nasıl peki sağlığı iyi mi? Hiç olmadığı kadar sağlıklı. Gerçi ben etrafındayken ruh sağlığı ne kadar iyi olabilir bilmiyorum ama... ...bugün onu kendimden tamamen uzaklaştırmak için elimden geleni yaptım. Bak eğer Mert'se benimle olduğunu sakın söylemeyelim. Gülfem. Köşke gel. Konuşmamız lazım. Gülfem, Cihan'ı geri göndermek için elimden geleni yaptım. Ne söyleyeceksen telefonda söyle. İnan bana senin o ablak suratını görmeye meraklı değilim. Ama bu telefonda konuşabileceğimiz bir konu değil Gülru. Alo. Orada mısın? Yüz yüze konuşmamız gerek diyorum. Duyuyor musun beni? Duyuyorum. Konu... Köşke Gülru. Lütfen.
Daha ne olabilir ki derken hayat sürekli daha fazlasını çıkarıyor karşıma demiş miydi? Artık bu Gültem Sipahi etkisinden kurtuluyorsun ve paranoyayla vedalaşıyorsun Sevgi. Yoksa seni bir çeşit manyak olduğunu düşünecek. Yok.